İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın gezmeye değer yerleri, dağların arasındaki saklı cennet. Artsakh, 1994-1995 anlaşmalarının yasal gücü. Tumo yakında halkalıkta faaliyet gösterecek. Freedom House, savaştan sonra Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki demokrasi düzeyine değindi. ABD'nin Irak'taki Ayn el-Assad askeri üssü bombalandı. Yaklaşık 170 kongre üyesi Biden'ı Türkiye konusunda daha sert bir duruş sergilemeye çağırdı. Maştot adlı madene taran 3 Mart 1959 yılında Yerevan'da açıldı. Armenolog Mari Barsegyan Hancan ile söyleşi. Batı Ermenistan'ın Dersim'de bulunan Pülümür Vadisi, yılın her mevsimi doğal güzelliği ve yaban hayatı zenginliğiyle ilgi çekiyor. Hava sıcaklığının arttığı günlerde vadideki karların bir bölümünün erimesiyle Çırtan Şelalesi akmaya başladı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten akan Çırtan Şelalesi'nde su için gelen yaban keçileriyle güzel görüntüler ortaya çıktı. Şayet imkanınız var ve doğanın güzelliklerinden zevk almak istiyorsanız burası tam yeri. 12 Mayıs 1994'te ve 4 Şubat 1995'te Azerbaycan, Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmalar süresiz ve yasal olarak zorunludur. Bu uluslararası anlaşmaları ihlal eden Azerbaycan devleti sorumlu tutulmalıdır. Statüko antebellumu, yani savaştan önce var olan durumu yeniden başlatmak gerekiyor. Artsakh Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek gerekiyor. Azerbaycan Cumhuriyeti, Artsakh Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti tarafından 12 Mayıs 1994'te imzalanan tam ateşkes ve askeri eylemleri hakkındaki anlaşma ve 4 Şubat 1995'te imzalanan ateşkes rejiminin güçlendirilmesi hakkındaki anlaşma belirsizdir ve yasal olarak zorunludur. Bu iki önemli resmi anlaşma uluslararası anlaşmaların gücüne sahiptir. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. TUMO'nun Facebook sayfası, TUMO Yaratıcı Teknoloji Merkezi'nin Nisan ayından itibaren halkalıkta faaliyet göstereceğini bildirdi. TUMO programı Cavahk'a gidiyor. Ermeni Yardım Derneği ve TUMO'nun Cavahk Şubesi'nin işbirliği sayesinde Gürcistan'ın Halkalık kentinin gençleri yakında TUMO eğitim programının 14 alanına hakim olma fırsatına sahip olacaklar. Cavahklı gençler yerinde kendini eğitecek ve dershane için TUMO Gümrü Şubesi'ne gidecek. Önümüzdeki haftalarda bölgenin yenilenmesi ve donanımı tamamlanacak ve yaklaşık 160 genç bu yılın Nisan ayında eğitim kursuna başlayacak. Merkez, Cavahk'ın müstakbel TUMO'lular yakında görüşeceğiz diye yazıyor. Ermeni Yardım Derneği'nin Gürcistan ofisinden öğrendiğimiz gibi TUMO için tahsis edilen alan Gençlik Merkezi binasında sağlanacak ve şu anda yenilenmektedir. Freedom House kuruluşu 2021 için Dünyaya Özgürlük raporunu yayınladı. Ermenistan Cumhuriyeti 100 üzerinden 55 puana sahip ve kısmen özgür ülkeler arasında yer alıyor. Geçen yıl Ermenistan Cumhuriyeti 53 puan almıştı. Armen Press'in aktardığına göre raporda Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da otoriter Türkiye'yi de içeren bir savaş başlattığı, Ermenistan'daki reform fırsatlarını azalttığı ve güç kullanarak demokratik normların gerilemesine katkıda bulunduğu belirtildi. Raporu oluşturanlara göre Karabağ Savaşı İlham Aliyev'in otoriter rejimini güçlendirdi. Ancak bu çatışma Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin konumunu istikrarsızlaştırmakla tehdit ediyor. Makalede Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşların daha reformist bir hükümet lehine oy kullandığı 2018'de kitlesel hükümet karşıtı protestoların patlak vermesinden bu yana özgürlükte başarılar kaydetti. Ermenistan Cumhuriyeti 2018'den beri otoriter bir bölgede bir demokrat olarak görülüyordu. ABD ordusu tarafından kullanılan Irak'ın Anbar vilayetindeki Ayn el-Esad askeri üssü bombalandı. Armen Press'in aktardığı habere göre bu olay güvenlik alanındaki Irak kaynaklarına atıfta bulunarak 3 Mart'ta El Cezire tarafından bildirildi. Televizyon kanalına göre Uluslararası Koalisyon Birliklerinin üssünün yakınlarına 10 roket düştü. TASS ajansına göre olayın diğer ayrıntıları açıklığa kavuşturuluyor. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin 170'ten fazla üyesi, Biden yönetimini çok sayıda insan hakları ihlali raporunun temelinde Türkiye konusundaki tutumunu yeniden gözden geçirmeye çağırdı.
Armen Press'in haberine göre Temsilciler Meclisi üyeleri Biden yönetimine bir mektup gönderdiler. Mektupta şöyle deniyordu: Biden yönetimi Türkiye'ye yönelik dış politikasını şekillendirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde meydana gelen endişe verici insan hakları ihlallerine dikkat etmenizi rica ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi 20 yıllık iktidarlarını Türk yargı sistemini zayıflatmak, ifade özgürlüğünü ve özgür basını bastırmak ve siyasi muhalifleri, gazetecileri ve azınlık mensuplarını hapsetmek için kullandı. Temsilciler Meclisi üyeleri 2016 yılından bu yana 80 binden fazla Türk vatandaşının hapsedildiğini veya gözaltına alındığını ve 1500'den fazla sivil toplum kuruluşu STK'nın kapatıldığını kaydetti. Eski el yazmaları ve belgeleri inceleme ve koruma merkezi, dünyanın en zengin el yazmaları koruma merkezlerinden biri olan Mesrop Maşnot adlı Madena Taran, 3 Mart 1959 yılında Yerevan'da açıldı. İşte dünyadaki en büyük el yazmaları ve ortaçağ kitapları koleksiyonlarından biri. Burada yaklaşık 23 bin el yazması, tılsım, kitap sayfaları ve 300 bin arşiv belgesi korunmaktadır. Burası Ermenice el yazmalarının en büyük deposudur. 1921 yılında 5. yüzyılda kurulan Eçmiadzin'in Madena Taran'ı temelinde kurulmuş ve Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki ilk bilimsel araştırma kurumudur. Eskiden Kültür Tarih Enstitüsü olarak adlandırılıyordu. Madena Taran 1997 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedildi. Şimdi ulusal hafızanın korunması ve geliştirilmesi için en önemli yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de yazar, retorist, Armenolog Mari Barsegyan Hancıyan, Ermenice'nin saflığının korunması ve geliştirilmesinin önemini anlattı, Batı Ermenice dilinin melodik ses sistemine değindi. Yüzyıllar boyunca gelişen bir dil temelinde yazmaya başlayan felsefi düşüncenin dahileri David Anhacht ve Shira Getzi'ye de atıfta bulundu. Eski zamanlarda devlet dili olan ve edebiyatın yazıldığı Grapar Ermencesi kaybolmuş, bir yazı dili haline gelmiş ve konuşma dili olarak kullanılmıyor. Ardından topluca kullanılmaya başlanan lehçeler ve şiveler ortaya çıktı. Röportaj sırasında Ermeni veya ulusal bir azınlığa sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın göreve başlamadan önce Ermenice dilinin sınavını geçmek zorunda olan milletvekilleri, bakanlar gibi üst düzey devlet yetkililerinden söz edildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Laçini Manana adlı eseri sunuyoruz. Laçini Manana Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.